Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün beraber üniversiteye doğru TYT 3 denemesinin matematik çözümlerini yapacağız. Evet, ilk sorumuzdan başlıyoruz. Bize bir şekil vermiş ve bu şeklin kuralını vermiş. Neymiş bu kural? İlk yazan ifade x tam y bölü z şeklinde tam sayılı kesir olarak ifade ediliyormuş. Şimdi buna göre x dediğimiz ifade burada tam kısmı. Ona dikkat edin lütfen. Çarpma durumunda değil yani. Toplamının değerini istiyor bizden. Şimdi bu kurala göre bana diyor ki sol üst köşedeki üçgen içerisindeki sayıyı yaz. Yani 13'ü yaz. Tam y bölü z yani 7 bölü 11. O zaman diyeceğimiz şey şu. 13 tam 7 bölü 11 artı... Geldim buraya. Burada da yine aynı şekilde kuralı uygularsak x dediğimiz ifadenin yerinde 5 var. 5 tam 4 bölü 11. Şimdi burayı şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. 13 tam ve 5 tam diye düşündüğümüz zaman direkt 13 ile 5'i toplarsak 18 tam. Artı bir de bunun yanına ne geliyor? 7 bölü 11 ile 4 bölü 11 geliyor. Pratik bir şekilde 7 bölü 11 artı 4 bölü 11 dediğimiz ifade zaten paydalar eşit olduğu için 18 artı 11 bölü 11'den bize 19 ifadesini vermiş oluyor. Geçiyorum ikinci soruya. Yine bize bir kural vermiş. Yine yuvarlak ve üçgen şeklinde iki tane kuralımız var. İlk kuralda diyor ki içeride yazan sayının bir fazlasının yarısını al. İkinci kuralda diyor ki içeride yazan sayının bir eksiğinin 3'e böl. Şimdi buna baktığımız zaman burada iç içe iki defa daire kuralını uygulamamız gerekiyor. Önce ilk kuralı uygularsak eğer ki ilk kural ne diyordu bize? Bir fazlasının yarısı. O zaman içeride x varsa x sayısının bir fazlasının yarısını aldım. Şimdi bunu tekrar daire kuralının içerisinde uygulamamız gerekirse tekrar bu kuralı uygulayacağım. Yani içeride yazan sayının yine bir fazlasının yarısını almış olmam gerekiyor. O zaman bu sayının yani x artı 1 bölü 2'nin tekrar bir fazlasının yarısını alıyorum. Şimdi bu tarafı hallettik. Geldik üçgenin içerisine. Üçgenin içerisindeki kural ne? Sayının bir eksiğinin 3'e bölümünü al diyor. Sayımız x. O zaman sayımızın yani x'in bir eksiğinin 3'e bölünmüş halini almamız gerekiyor. Şimdi burada düzenlemelerimizi yapalım. Payda eşleyelim öncelikle burada. Ne gelmiş olacak arkadaşlar? X artı 1 burada vardı. 2 de buradan geldi. X artı 3 bölü 2. Buradaki 2 dediğimiz ifade ters çevirip çarpılacak. 2 bölü 1. Ters çevirip çarptığımız zaman 1 bölü 2 olacak. Eşittir dedim. Burada ne var? X eksi 1 bölü 3 var. Şimdi burayı düzenlersek x artı 3 bölü şuraya yazıyorum. X artı 3 bölü 4 eşittir. X eksi 1 bölü 3 oldu. İçler dışlar çarpımı yaparsak burada ne gelmiş olacak? Yerimiz birazcık kısıtlı olduğu için 3x artı 9 eşittir. 4x eksi 4 gelmiş oldu şuradan. X'leri bir tarafa toparlıyorum. X eşittir 4 artı 9'dan 13 gelmiş oluyor. Yani bizim burada sağlayan, eşitliği sağlayan x değerimiz 13 olmuş oluyor arkadaşlar. Devam ediyoruz 3. soruyla. Bir A kümesi ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. 4'ün katı olan ardışık 7 pozitif tam sayıdan oluşuyormuş. Tamam. Kümedeki tüm elemanların toplamı en büyük elemanın 4 katına eşitmiş. Şimdi burada 4'ün katı olan ardışık 7 pozitif tam sayıdan oluşmaktaysa o zaman ben şöyle düşünsem benim ilk sayım 4'ün katı olacak şekilde 4k olsam, ilk sayımı 4k olsam 4'ün katı olduğundan emin olabilmek için. Şimdi her seferinde 4'ün katı 4'ün katı şeklinde ilerleyecekse o zaman bundan sonraki gelecek ilk ardışık sayım 4k artı 4 olsun diyorum. Bundan sonraki geleceğim ardışık ilk sayı 4k artı 8 olacak. Ben bu şekilde ilerlediğim zaman toplamda 7 tane sayı yazmam gerekiyor. Şimdi 7 sayı yazacaksam burası ilk sayımda direkt 4k vardı. Aslında istiyorsanız burayı 4k artı 0 gibi düşünelim. 4k artı 0, 4k artı 4. O zaman birinci terimimizde 0 geldi. İkinci terimimizde 4 geldi. Üçüncü terimimizde 8 geldi. Yani hep 4'ün katı şeklinde geliyor ama burası 4'ün 0 katı, burası 4'ün 1 katı, burası 4'ün 2 katı. O zaman 7. sayıda 4'ün 6 katı gelmiş olacak. Yani bizim son terimimiz, 7. terimimiz 4k artı 24 olmuş oluyor arkadaşlar. Burayı 28 yapmayın 7 terim var diye yani ondan bahsediyorum. Şimdi burayı da hallettikten sonra bize demiş ki kümedeki tüm elemanların toplamı en büyük elemanın 4 katına eşitmiş. Şimdi buradaki kümedeki tüm elemanların toplamı dediği zaman bunların her birini toplarsam ben her birinin içerisinde 7 tane terim varsa o zaman 7 kere 4K gelecek bir kere. O zaman 7 defa 4K geldi yani 28K geldi. Artı diyorum bir de buradan ne gelmiş olacak arkadaşlar 4, 8,
12, 16, bla bla kaça kadar? 24'e kadar olan tam sayıların toplamı gelmiş oluyor. İşte bu 7 sayının toplamı en büyük elemanın 4 katına eşitmiş. En büyük elemanımız 4K artı 24 değil mi? O zaman en büyük elemanımızın 4 katına eşitse 4 tane 4K artı 24 yaptım. Şimdi düzenliyorum burayı. 28K yapmıştı zaten. Artı burayı arkadaşlar tek tek toplamak yerine 4 parantezini alsam. Şimdi 4 parantezini aldığımız zaman 1 gelecek, 2 gelecek, 3 gelecek, bla bla en son kaça kadar gelecek? 6'ya kadar. Neye eşitmiş burası? 4, hatta 4'ü de dağıtalım istiyorsanız. 16K artı 96 diye. 4'de dağıttım. 16K artı 96 şeklinde. Şimdi arkadaşlar burada bildiğimiz gibi 1'den 6'ya kadar olan tam sayıların toplamı var. Burasının formülünü biliyoruz biz. N çarpı N artı 1 bölü 2. O zaman diyorum ki 28K kalsın burada. Artı burası ne gelecek? 4 çarpı burada 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı 6 çarpı 7 bölü 2. Yani N çarpı N artı 1 bölü 2 gelmiş oldu. Eşittir. Karşı tarafta 16K artı 96 vardı. 16K'yı karşıya gönderdim. 12K kaldı. Eşittir. Burada 96 vardı. Burada bulduğumuz ifadeyi karşıya eksi olarak atacağım. Kaç geliyor buradan arkadaşlar? Şurayı sadeleştirirsek 2. 6 kere 7'den 42. 2 ile çarptım. 84. O zaman karşıya eksi 84 olarak geçti. Burayı düzenlersek 12K eşittir 12. Yani K eşittir 1 geldi. Şimdi K dediğimiz ifade 1 ise kümedeki en büyük iki elemanın toplamını istiyor. Ben kümedeki en büyük elemanın 4K artı 24 demiştim. Bunun bir öncesi zaten 4 eksi olacak. Ardışık 4'ün katı şeklinde gidiyordu çünkü. O da 4K artı 20. Yani bizden istediği en büyük iki eleman biri 4K artı 20, diğeri de 4K artı 24 olacak. Bizden bunların toplamını istiyor. Yani bizden totalde 8K artı 44 istiyor. Biz K'yı 1 bulduk. O zaman 8 artı 44'ten kaç istiyor bizden? 52'yi istiyor olacak arkadaşlar. Cevabımız 52. Evet, devam ediyorum. Dördüncü sorudayız. 3A eksi 7 ifadesi pozitif bir tek sayıymış. Şimdi bu ifade pozitif bir tek sayıymış. Buna göre bize belli öncüler vermiş ve bunlardan hangisinin her zaman doğru olduğunu soruyor. Kaç tanesinin her zaman doğru olduğunu soruyor. Şimdi bu ifadeyi bir inceleyelim. Bize verilen ifade 3A eksi 7 eşittir tek bir sayıymış. Pozitif tek bir sayıymış. Şimdi burası pozitif tek bir sayısı. Eksi 7'yi karşıya gönderdiğim zaman 3A eşittir tek. Buradan da zaten tek bir sayı geliyor. Artı 7 gibi düşünelim. Tek ile tekin toplamından ne olmuş olacak arkadaşlar? Çift olmuş olacak. O zaman biz şunu bulduk. 3A eşittir çift. Şimdi burada şöyle bir hataya düşmüş olabilirsiniz. Bu teklik çiftlik sorularında en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri şu. Sorunun başında tam sayı diyor mu, demiyor mu? Şimdi bize burada A ile ilgili tam sayı gibi herhangi bir ifade söylememiş. A'nın tam sayı olup olmadığını bilmiyorsam ona göre hareket etmem lazım. Yoksa şıklarda, öncüllerde hata yapma olasılığımız çok yüksek arkadaşlar. Biz şu an burada 3A'yı çift bulduk. Şimdi bazılarımız şöyle düşünmüş olabilir. O zaman eğer ki 3A çiftse hocam A kesinlikle çift olmalı. Çünkü iki tane sayının içerisinde çarpımı çift olması için herhangi birinin en azından çift olması gerekiyor. Şimdi A'yı çift olarak düşünmüş olabilirsiniz. Fakat ben de diyorum ki size buradaki A tam sayı denmediği için 2 bölü 3 gibi bir rasyonel sayı olamaz mı? Olabilir. 2 bölü 3 gibi düşünürsek bir de başında katsayımız vardı 3. Çarptığımız zaman sadeleşip 2'yi yani yine çift bir sonucu veriyor. Yani burada demek istediğim şey şu. Biz 3A'nın çift olduğunu bulduk. Tamam bu elimizde kalacak ama biz buradan daha da geriye gidip A tektir ya da A çifttir gibi kesin bir ibareye ulaşamıyoruz arkadaşlar. Elimizdeki şu ifadeden yola çıkmamız lazım. Şimdi o zaman biz 3A'dan yola çıkacaksak A hakkında kesin bir yorum yapamıyoruz. A çift de olabilir, tek de olabilir, kaldı ki rasyonel de olabilir böyle gösterdiğimiz gibi. O yüzden bu tarz sayıların teklik çiftliğinden bahsedemediğimiz için ilk ifade yanlış. Her zaman doğru değil ya da en azından. A pozitif bir tam sayıdır. Ben burada pozitif ya da negatifliğe ile alakalı bir şey söyleyemiyorum. Bir kere tam sayı demiş, tam sayı olup olmadığıyla da alakalı bir şey söyleyemiyorum. Gittim. A kare artı A artı 1. Şimdi arkadaşlar biz A'nın tekliği ya da çiftliği hakkında yorum yapamadığımız için normalde biliyorsunuz böyle ifadelerde direkt üstü görmezden gelip tabandaki sayı çiftse çifttir, tekse tektir gibi ifadeler söyleyebiliyorduk. Fakat burada A'nın tek mi çift mi ne olduğunu bilmediğimiz için bunun hakkında da kesin bir yorum yapamayız. Çünkü A'yı 2 bölü 3 alırız dediğim gibi. Sonucu bir tek sayı çıkmaz. Bir rasyonel sayı çıkar. A
Ama elimizde 3 A'nın çift olduğu gibi bir bilgi varsa, şimdi şu ifadeye baktığımız zaman 9 A artı 4'ü istiyor bizden. Biz bu 9 A'yı şöyle düşünemez miyiz? 3 tane 3 A artı 4 diye. Şimdi bu şekilde düşünürsek biz 3 A'nın biliyoruz ki çift bir sayı olduğunu. 3 A'mız çift bir sayıysa zaten 3 ile çarpıldığı zaman çift olacak. Çift bir sayıya 4 eklediğimiz zaman sonuç kesinlikle çift olacak. Yani bu ifadenin doğruluğundan emin olabiliyoruz. Devam ediyorum. Geldim buraya. Yine bizde 3 A ile alakalı bir kural istemiş. Şimdi 3 A'nın yine biz çift olduğunu bildiğimiz için 3 A artı 1 sayısı 3 A çift olduğu için tekle topladığımız zaman sonucu kesinlikle tek gelecek. Bundan da daima emin olabiliriz. Ama dediğim gibi bu tarz sorularda sorunun başına tam sayı mı diyor, gerçel sayı mı diyor, ona dikkat ediyoruz. Bir, ikincisi eğer ki herhangi bir ifade kullanmıyorsa, tam sayıdır, gerçel sayıdır gibi bir ifade kullanmıyorsa bulduğunuz sonuçtan ileriye dönük ifadeler kullanabilirsiniz. Mesela 3 A'nın katını kullanabilirsiniz, kuvvetini alabilirsiniz fakat geriye dönük yorumlar yapamıyoruz. Yani A'ya dönük yorumlar yapmıyoruz, dikkat edelim. İki tanesi doğru olmuş oluyor arkadaşlar yani. Geldim 5. soruya. Şimdi ABC birer tam sayıdır demiş. Tamam. Toplamının en büyük değeri, en küçük değeri ve B'nin alabileceği 4 farklı değer vardır demiş. Ve bize 2 tane çarpımın sonucunu vermiş. Şimdi şurayı bir incelemek istiyorum. Fakat bizim bir en büyük bir de en küçük değer bulmak zorundayız. O zaman bu en büyük değer, en küçük değer sorularında şunu yapmanızı istiyorum sizden. Her iki ifadede de ortak verilen simge nedir arkadaşlar? B simgesi. B sembolü. Şimdi o zaman bu her ikisinde de ortak kullanılan ifade B ise ben bu çarp toplamlarının en büyük olmasını istiyorsam B'ye verebileceğim en küçük değeri veririm ki A ve C'ye daha büyük bir değer kalsın. Yani aslında mantığımız şu. Bir tanesine küçük verip iki tanesine büyük vermek sonucu daha da büyük yapar. Mantık bu. O zaman biz B'ye öyle bir değer verelim ki hem 20 ile bölünsün hem de 30 ile de bölünsün. O zaman biz hem 20'ye hem de 30'a bölünebilecek değer olarak 1 verebiliriz. B'nin 1 olduğunu düşünürsek B 1 ise A ile B'nin çarpımı 20 olacağı için A'ya 20, C'nin de B'ye 1 vereceğimiz için 30 olduğunu görmüş oluyoruz. Bu A, B, C'nin alabileceği en büyük değerler olduğu için toplamını da en büyük yapar. Toplamları o zaman ne yapmış oluyor? 30, 50, 51 yapmış oluyor arkadaşlar. Yani birinci öncülümüz doğru. Şimdi en küçük değer için de aslında mantık şu. Bu sefer ortak olana en büyük değeri vereyim ki ben olabildiğince büyük değer vereyim ki buna büyük verip iki tanesine küçük vereyim. Şimdi buna olabilecek en büyük değeri verip bunlara küçük değerler vereceğim ama bize sorunun başında pozitiflik ya da negatiflikle alakalı herhangi bir ifade vermemiş. O zaman ben B'ye verebileceğim en küçük değeri vereyim diyorum. Tamam mı? B'ye en küçük değeri vereceğim. Ama bu sefer de toplamların en küçük olabilmesi için B'ye eksi 1 versem. B'nin eksi 1 olduğunu düşünsem. Şimdi B eksi 1 ise ikisinin çarpımının 20 olabilmesi için A'nın eksi 20 olması lazım. C'nin de eksi 30 olması lazım. Ben bu durumda B'ye yine küçük bir sayı vererek hepsinin toplamını da minimum yapmış oluyorum. O zaman B'ye eksi 1 verdiğim zaman A'nın eksi 20, C'nin de eksi 30 olduğunu görebiliyorum. Demek ki artı B artı C'nin alabileceği en küçük değer 12 değil, eksi 51 yapmış oluyor. Yani burada bulduğumuz ifadenin eksi 1 katı. Bu ifade yanlış olmuş oluyor arkadaşlar. Eksi 1 olması gerek. Eksi 51 olması gerekiyordu. Geçtim 3. öncüle. B'nin alabileceği 4 farklı değer vardır diyor. Şimdi burada B'nin alabileceği değerleri şöyle düşünebiliriz. 4'ten fazla olduğunu direkt gösterebiliriz zaten. Biz B'ye öyle bir değer vermeliyiz ki hem 20 ile bölünebilmeli hem 30 ile bölünebilmeli. O zaman ben sıradan şöyle diyebilirim. B'ye 1 verdim. Eksi 1 verdim zaten hep beraber gördük. 2 verebilirim. Eksi 2 verebilirim. Hem 20'ye hem 30'a bölünebilen değerler vermeye çalışıyorum bu arada şu an. Başka her ikisine de bölünebilecek değerler 3 veremem. 4 veremem. 5 verebilirim mesela arkadaşlar. 5 verebilirim, eksi 5 verebilirim gibi gibi. Hatta 10 verebilirim, eksi 10 verebilirim. Yani B'nin alabileceği kesinlikle 4'ten fazla değer vardır. Bu ifade yanlış olmuş oluyor. Yani yalnız bir ifadesi, birinci ifade doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Geçiyorum 6. soruya. Yine bize bir kural vermiş. Bu seferki kuralımızı inceleyelim bakalım. Çok fazla bu şekilde soru sormuş bu denemede. Şimdi dairenin kuralı şuymuş, içeride yazan sayının 2 katı. Üçgenin kuralı içeride yazan sayının 1 eksi. Karenin kuralı da içeride yazan sayının karesi. O zaman bakalım. Şimdi bize 2 tane ifade vermiş ve bunların sonuçlarını 0'a eşitlemiş. Şimdi incelersek burayı, içeride yazan ifade daireden nasıl çıkıyordu? 2 katını alarak çıkıyordu. O zaman şu ifadeyi incelersek. K
karenin içerisinde ya da sarı ifadenin içerisinde, kare demeyelim çünkü burada dikdörtgen gibi gözüküyor. İlk ifade iki katını alarak çıkacak, yani 2x olarak çıkacak. Artı, şimdi üçgen içerisindeki sayıyı nasıl çıkartıyorduk? Biz bir eksiğini alarak. O zaman bu içerideki sayının bir eksiğini alarak çıkartırsak, eksi y artı 5 eksi 1'den ne olmuş olacak? 4 eksi y olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi bunu bulduk. Bu sefer de bize verdiği şey ne? Bunun karesini aldığımız zaman 0 eşit olacağını söylüyor. O zaman burayı bir düzenleyelim. 2x eksi y artı 4 ifadesinin karesi 0 eşitmiş. Geldim buraya yine aynı şekilde. Yine kuralı uyguluyorum. Bakalım dikdörtgen içerisinde, yani sarı kutucuğun içerisinde ne varmış? İlk ifade, dairedeki ifade zaten iki katını alarak çıkıyor. Yani 2x olarak çıkacak. Bölü 2'si var zaten kendiliğinden. Artı üçgen içerisindeki sayı bir eksiğini alarak çıkartıyorum. Y artı 6'nın bir eksiği y artı 5 olmuş oldu arkadaşlar. Şimdi burası da yine sarı kutucuktan nasıl çıkacak? Karesini alarak çıkacak. Burası da karesini aldığımız zaman zaten şurası sadeleşiyor. X artı y artı 5 ifadesinin karesi de 0'a eşit olmuş oluyor. Her iki kuralı da uyguladık. Şimdi bundan sonrasında şunu düşüneceğiz. Bir ifadenin karesi 0 eşitse o zaman içerisi 0 olmak zorunda. Aynı şey burada da geçerli. Yani 2x eksi y artı 4 ifadesi 0'a eşit. Aynı zamanda x artı y artı 5 ifadesi 0'a eşit diyeceğiz. Şimdi artı 4'ü karşıya atarsak 2x eksi y ifadesi eksi 4'e eşit. X artı y ifadesi eksi 5'e eşit. Bundan sonrasında zaten iki bilinmeyenle iki denkleme dönüşüyor arkadaşlar. Bir yok etme metodunu kullanalım. Direkt taraf tarafa topladığımız zaman eksi y ve artı y birbirlerine götürmüş oluyorlar. Ne geliyor buradan topladığımız zaman? 3 tane x eksi 9'a eşit. Yani x dediğimiz ifade eksi 3'e eşit. Bunu bulmuş olduk. X dediğimiz ifade eksi 3 eşitse ikinci denklemde yerine yazıyorum. Y dediğimiz ifadenin de eksi 2 olması lazım. Bunu da bulduk. Şimdi iki değeri de bulduktan sonra bizden ne istiyor? Dairenin içerisindeki x değerini istiyor. Yani dairenin içerisinde eksi 3 çarpı üçgenin içerisinde y değeri, yani eksi 2. Bakalım bu kurallar nasıl işleyecek? Dairenin kuralı neydi, mavi kutucuğun kuralı? İki katını alarak çıkartıyorduk. O zaman eksi 3'ün iki katı eksi 6 oldu. Çarpı üçgenin kuralı neydi? İçerideki sayının bir eksiğini al diyordu. O zaman eksi 2 sayısının bir eksiğini alıyorum. Ne olmuş olacak arkadaşlar? Eksi 3 olmuş olacak. Çarpıldığı zaman da bize 18 sonucunu vermiş olacak diyeceğiz gençler. Evet, bir sonraki sayfamıza geçebiliriz. Bakalım. İlk kökler görüyoruz. Evet, 7. soruyla devam ediyorum. X pozitif kesir reel sayı ve x 9'dan küçük olmak üzere 9 santimetrelik bir çubuktan x santimetrelik parçalar kesildikten sonra kalan parça bu kadarlık eş parçalara ayrıldığında eş parça sayısı 5 tane oluyormuş. Yani diyor ki sen 9 santimetrelik bir çubuktan x santimlik parça kes, o zaman elinde kalan çubuğun boyu 9 eksi x oldu. Şimdi bu x santimlik çubuğu kestikten sonra bu elinde kalan ifadeyi 3 eksi x santimetrelik parçalara ayır. O zaman ben bunu 3 eksi x santimlik parçalara ayıracaksam 3 eksi kök x'e bölmem gerekiyor. Bunu böldüğümüz zaman biz elimizdeki çubuğu kaçar santimlik parçalara böldüğümüz zaman elimize parça sayısını verecek. O zaman elimizdeki parça sayısında 5 olduğunu veriyorsa demek ki bu ifadenin, bu sembolün sonucu 5'e eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu görür görmez de direkt aklımıza şu gelmesi gerekiyor. 3 eksi kök x var, yukarıda da 9 eksi x var. Aslında yukarıda 2 kare farkı yapılabilir kıvamda. Onu rahat göremiyorsak şöyle yazalım. 9 dediğimiz ifade 3'ün karesi. Eksi x dediğimiz ifade kök x'in karesi. O zaman 3'ün karesi eksi kök x'in karesi bölü 3 eksi kök x eşittir 5'e. O zaman artık 2 kare farkını çok rahatlıkla görüyoruz. Zaten kareler var. Arada da eksi ifadesi var. 2 kare farkından 1. eksi 2. 1. artı 2. diye düzenlersek eğer ki 3 eksi kök x 1. eksi 2. çarpı 1. artı 2. yani 3 artı kök x bölü payda da ne var zaten? 3 eksi kök x var. Bu ifadeler sadeleştiği zaman eşittir 5'e. O zaman elimizde 3 artı kök x'in 5'e eşit olduğu var. 3 artı kök x'imiz 5'e eşitse 3 attım karşıya. Kök x'imizin sonucu 2 olmalı. Kökten kurtulmak için her tarafın karesini alıyorum. Her tarafın karesini alırsak
Buradan x dediğimiz ifadenin 4'e eşit olması gerektiğini buluyoruz arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. A ve B kutularında kalemlerin renkleri ve sayıları yukarıda belirtilmiştir. Kutulardan rastgele birinden seçilen bir kalemin kırmızı olduğu bilindiğine göre bu kalemin A'dan seçilmiş olma olasılığı nedir diyor. Şimdi bakalım buraya. Elimizde toplamda burada 2 siyah, 3 kırmızı, 4 kırmızı, 3 siyah kalem burada var. Kutulardan rastgele birinden bir kalem seçiyoruz ve bu kalemin kırmızı olduğunu biliyoruz biz. Şimdi bu kalemin kırmızı olduğunu biliyorsak, öncelikle tüm durumu hesaplamak için. Tüm durum ne? Kırmızı kalem seçme durumumuz. Şimdi kırmızı kalem seçiyorsak ben şöyle düşünüyorum. A'dan kırmızı kalem seçme ihtimalimizle B'den kırmızı kalem seçme ihtimalimiz bize tüm durumu verecek. A'dan kırmızı kalem seçme ihtimalimizle B'den kırmızı kalem seçme ihtimalimiz bize tüm durumu verecek. Peki A'dan kırmızı kalem seçelim hadi. A'da totalde 3 kırmızı, 2 siyah kalem var ve toplamda 5 kalem var. O zaman ben A'dan kırmızı kalem seçme ihtimalime 3 kırmızı, totalde de 5 tane kalem olduğu için 5 kalem içerisinden 3'ü kırmızı, yani 3/5 ihtimalle A'dan kırmızı kalem seçiyorum. Artı dedim, B'den kırmızı kalem seçme ihtimalime bakıyorum. B'den kırmızı kalem seçme ihtimalim, elimizde 4 kırmızı, 3 siyah var. O zaman 4/7'dir. Yani kırmızı kalem sayısı bölü tüm kalemlerin sayısı. Şimdi burada da tüm durumu hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. A'dan ve B'den kırmızı kalem gelme ihtimallerini toplarsak 7 ile çarptım. 21 payda eşitliyorum. Artı 20 bölü kaç yaptı? 35 yaptı. Yani 41/35. Şimdi bu tüm durum oldu. Peki bizden ne istiyor? Bunun A'dan seçilmiş olma olasılığını. A'dan seçilmiş olma olasılığını istiyorsa bizden, A'dan seçme ihtimalim neydi kırmızı kalemleri? 3/5'ti. O zaman bizim istenilen durumumuzda A'dan kırmızı kalem seçme durumumuz, yani 3/5. İstenilen durum 3/5. Tüm durumda 41/35 ise istenilen bölü tüm durum yapıp oranlarını bulup olasılığı bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Yapalım hadi. İstenilen durumumuz 3/5 bölü tüm durumumuzda 41/35. Ne yapacağız bunu? Birincisini sabit tutuyorum. İkincisini ters çevirip çarpıyorum. 35/41 oldu. Sadeleştirirsem 7. 7 kere 3'ten 21/41 yapmış oldu. Yani Denizli seçeneğidir diyeceğiz arkadaşlar. Yani oranlarken de yine olasılıkları da oranlayabilirsiniz. Ondan bahsediyorum burada. Tamam. Evet. 9. sorudayız. Bize ne demiş? Aşağıdaki tabloda 4 farklı inşaat ustasının bir duvar örme işinin kaçta kaçını ne kadar sürede yaptıkları verilmiştir. Buna göre yukarıdaki ustaların çalışma hızı en çok ve en az olan ikili aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 1/4'lük bir iş yapıyor 22 saatte, 4/9'luk bir iş yapıyor 60 saatte, 3/10'luk bir iş yapıyor 27 saatte ve 3/8'lik işi 36 saatte yapıyor. Şimdi ben bu soruda şöyle yapalım diyorum. Biz eğer ki burada hepsinin yaptıkları işi bir bütüne tamamlarsak, yani bir tama tamamlarsak bir bütün, yani tüm işi kaç saatte yaptıklarını buluruz. Buna göre de kıyaslamayı çok rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi burada çeyreklik iş yapıyorsa, 1/4'lük işi 22 saatte yapıyorsa, ben bu çeyrekliği yine 4/1 ile çarparsam, aslında şunu yapıyorum arkadaşlar, ben göstereyim yine onu size. 1/4'ünü yapmış ya, ben bunu 4/1 ile çarparsam 1 bulurum. Yani bir işin tamamını kaçta yaptığını bulurum. Aynı şekilde burada işin mesela 4/9'unu yapmış. Bunu ben 9/4 ile çarparsam işin tamamını bulurum. Buradaki ifadeyi 9/4 ile çarpacaksam çalışma süresinde 9/4 ile çarpacağım. O mantıkla. Şimdi o zaman İlker için şunu yapıyorum. İlker 1/4'ünü 22 saatte yapıyorsa ben 22'yi 4/1 ile, yani 4 ile çarparsam işin tamamını kaç saatte yaptığını bulurum. Bu da kaç olmuş olacak? 88. Devam ediyorum. Oğuz'a geçiyorum. Şimdi Oğuz 4/9'unu 60 saatte yapıyorsa ben 60'ı 9/4 ile çarptığım zaman işin tamamını kaç saatte yapmış olduğunu bulacağım. Kaç geliyor buradan? 15, 135 gelmiş oluyor. Geçiyorum Cem'e. Cem 3/10'unu 27 saatte yapıyorsa ben 27'yi 10/3 ile çarparsam kaç olmuş olacak? 90 saatte yapıyormuş tamamını. Barış'a dönüyorum. Barış da 3/8'ini 36 saatte yapıyorsa 36'yı 8/3 ile çarparsam işin tamamını kaç saatte yapmış olduğunu buluyorum. Sadeleştiriyorum. 12 çarpı 8'den 96 bulmuş oluyorum. Yani arkadaşlar İlker 88 saatte tamamını yapıyor. Oğuz 135 saatte,
Cem 90 saatte, Barış 96 saatte. E bu durumda en kısa sürede işi bitiren kişi, yani İlker en hızlısı oluyor. E Oğuz da 135 saatte bitirdiğine göre en yavaşı da Oğuz olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman bu durumda en çok ve en az olanlar İlker ve Oğuz olmuş olacaklar. 10. sorumuzla devam ediyoruz. İlker'in bireyler arasındaki yaş farkı sabittir, değişmez. İlker'in yukarıdaki bilgisini kullanarak aşağıdaki soruyu cevaplaması isteniyor. Şimdi Selim ve babası verilmiş bugünkü yaşları 3x'e 7x, 15 yıl sonraki yaşları da 3y ve 5y olarak verilmiş. Selim ve babasının bugünkü ve 15 yıl sonraki yaşları tabloda verilmiştir. Buna göre Selim ve babasının bugünkü yaşları toplamı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle yapalım. Biz aralarındaki yaş farklarına bakalım. Biliyoruz ki yaş farkı sabittir. Burada da zaten onu söylemiş. Babası 7x yaşındayken Selim 3x yaşında, yani aralarındaki yaş farkı 4x. Bu fark hep sabit kalacak. O zaman aynı durum burada da geçerli. Yani biz 5y'den, 15 yıl sonraki babasının yaşından Selim yaşını çıkarsak 2y bulacağız. E bu fark yine aynı ifadeye eşit olacak. O zaman aralarındaki yaş farkı değişmeyeceği için 2y eşittir 4x, yani y eşittir 2x diye bir ifade bulmuş olduk. Bir de şunu biliyoruz biz. Bugünkü yaşını vermiş, bir de 15 yıl sonraki yaşını vermiş. Demek ki biz 3x'e 15 yıl, yani 15 yaş daha eklersek 3y'yi veriyormuş arkadaşlar. Bir de bunu kullanalım o zaman. 3x'e 15 eklersek bize 3y'yi verecektir. E düzenleyelim bakalım burayı. Hatta y gördüğümüz yere 2x yazabiliriz. 3x artı 15 eşittir. Y gördüğüm yere 2x yazıyorum. Kaç yaptı burası? 6x yapmış oldu. Buradan 3x eşittir 15, yani x eşittir 5 oldu. X'i 5 bulduysak Selim'le babasının bugünkü yaşları toplamını istiyor. X'imiz 5 ise zaten y 2x olduğu için y'miz de 10 oldu. Demek ki Selim'in bugünkü yaşı 3 çarpı 5'ten 15. Babasının bugünkü yaşı 7 çarpı 5'ten 35 olmuş oldu. Ve bugünkü yaşların toplamını istiyor. 35 artı 15'ten 50 bulmuş olacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz hız kesmeden. 11. sorudayız. Kilogramı 80 kuruş olan yaş üzüm kurutulunca kuru üzümün kilogram fiyatı 4 liraya gelmiştir. Bize belli başlı öncüler vermiş ve bunlardan hangilerinin doğru olduğunu soruyor. Şimdi arkadaşlar direkt şunu düşünebiliriz, hiç işleme girmeden bile. Kilogramı 80 kuruş olan yaş üzüm kurutulunca kilogramı 4 liraya geliyorsa farkında mısınız bilmiyorum ama maliyet normalde 0.80'miş, yani 80 kuruşmuş, artık 4 liraya geliyor. E o zaman ben şunu görüyorum. Maliyeti 5 katına çıkmış. Doğru mu? Maliyeti 5 katına çıkmış. Sadece bu bilgiye bakarak. O zaman ben şunu düşünebilirim. 5 kilogram yaş üzümden 1 kilogramlık kuru üzüm elde edilir. Aynen öyle. Çünkü maliyeti eğer 5 katına çıkıyorsa demek ki aralarında 5'e 1 oranında bir oran olmak zorunda. O zaman 5 kilogramlık yaş üzüm 1 kilogramlık kuru üzüme dönüşür. Bu doğrudur. X kilogram kuru üzüm elde etmek için X bölü 5 kilogram yaş üzüm kurutulmalıdır diyor. Hayır, tam tersi. Burada tam tersi vermiş. X bölü 5 kilogram yaş üzüm kurutulmalıdır diyor. Yani az olanı yaşa vermiş, fazla olanı kuruya vermiş. Tam tersi olmalıydı. X bölü 5 kilogramlık kuru üzümü X kilogramlık yaş üzümden elde edilebiliriz demeliydi. Bu yanlış oldu. 20x kilogram yaş üzüm kurutulunca 4x kilogram kuru üzüm elde edilir. Yine farkındaysanız 5'te 1 oranında 1 oran var. O zaman bu ifadede bu 5 katlık maliyet oranını sağlar. Demek ki 1. ve 3. öncüllerimiz doğru olmuş oluyor arkadaşlar. Geçiyorum 12. soruya. Şimdi 12. soruda yine bir kural vermiş. Ne kadar çok böyle soru sormuş bu denemede. Üçgen içerisinde x sayısı verilmiş. Neymiş bunun kuralı? İçeride yazan sayının bir ekseninin 2 katı. Karenin kuralı da içeride yazan sayının 2 fazlasının yarısıymış. Şimdi buna göre hemen şuradaki kuralı uyguluyoruz. Üçgenin kuralı neydi? Yazan sayının bir ekseninin 2 katı. Hemen buluyoruz. Sayının bir ekseninin 2 katı. Bulduk. Artı geldik buraya. Şimdi burada iç içe iki kural var. Öncelikle üçgen x'i kullanalım. Üçgen x'in kuralı neydi? Şurası x. İçeride yazan sayının bir eksiğinin 2 katıydı. Üçgeni bulduk. Sonrasında kare neydi? İçeride yazan sayının, bu sayının, sayımızı hemen istiyorsanız dağıtarak yazalım. 2x-2. İçeride yazan sayının, yani 2x-2'nin 2 fazlasının yarısını alacaksın demiş. Tamam, bu kuralı da yazdık. K
Kaç eşitmiş sonucu? 13'e eşitmiş arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. 4 kaldı. 4 çarpı 2'den 8 artı. Burası ne olmuş oldu? 2x bölü 2'den x olmuş oldu. Eşittir 13. 8 artı x 13'e eşitse x dediğimiz ifade 5 olmalı. Yani x cevabımız Adana olmalı arkadaşlar. Geçtik 13. soruya. Aşağıda Muş ilindeki hava sıcaklığının belli bir günde aldığı en düşük ve en yüksek hava sıcaklığı verilmiştir demiş. En yüksek 9, en düşük de eksi 7 dereceymiş. Şimdi buna bakarsak bugünden bir hafta sonraki hava sıcaklığının yukarıda verilen değerlerin 2 katının 1 eksi olacakmış. O zaman yukarıda verilen şuradaki değerlerin 2 katının 1 eksi olacaksa şöyle göstereyim. 2 katının 1 eksi olacaksa o zaman buradaki hava sıcaklığının artık 2 katı 18, 1 eksi 17 olacak. En düşük değerinde 2 katı eksi 14, bir fazlası eksi 13 olmuş olacak arkadaşlar. Buna göre bu aralıkta değerler alacaksa hava sıcaklığı eksi 13 ve 17 aralığında bakalım. Özür diliyorum. 2 katının 1 eksi olacak. 2 katı eksi 14, 1 eksi eksi 15 arkadaşlar. Atladık orayı. Pardon. O zaman demek ki bu ifadelere göre alabileceği en küçük değer eksi 15, alabileceği en büyük değer de 17. Bu değerleri de alabildiği için kapalı aralıkla göstereceğiz. Yani cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Geçtim 14'e. X ve Y pozitif tam sayılar AB ve BA iki basamaklı tam sayılardır. Yukarıda verilen çarpım tablosu. Yani burada bir çarpım tablosu varmış. Neyden bahsediyor? Bu sayıyla bu sayının çarpımı burayı, burayla buranın çarpımı burayı veriyormuş. Buna göre bizden X eksi Y ifadesini istiyor. O zaman hadi yazalım. Burada verilen AB iki basamaklı sayısı burayla buranın çarpımına eşitmiş. Demek ki X çarpı A eksi B bize AB sayısını verecekmiş. Devam. Aynı şeyi burası için de yapalım. 2 basamaklı BA sayısı Y ile A eksi B'nin çarpımına eşitmiş. Bu da elimizde dursun. Şimdi arkadaşlar buna göre biz bu elimizdeki bilgilerle 2 basamaklı AB sayısını nasıl yazarız? 10A artı B diye, değil mi? 10A artı B eşitmiş. Burayı hiç dağıtmıyorum. X çarpı A eksi B. Geldim buraya. Burayı da yine 2 basamaklı sayı olduğu için 10B artı A şeklinde basamak kavramından açıyorum. A eksi B'ye eşitmiş. Şimdi ben şöyle yapsam. Bizden X eksi Y'yi istiyor ya. Ben burayı ya taraf tarafa toplayacaktım ya taraf tarafa çıkartacaktım. Ama X eksi Y'yi istediği için ben bu ikisini taraf tarafa çıkartmak istiyorum. Çıkartırsak 10A'dan 1A'yı çıkarttım 9A. B'den eksi 10B'yi çıkarttım yani eksi 9B. Eşittir. Burada da şöyle yapabiliriz. Daha rahat göründüğü istiyorsanız direkt yazayım. X çarpı A eksi B eksi Y çarpı A eksi B oldu. Buradaki A eksi B'leri ortak olduğu için eşitliğin sağ tarafını A eksi B parantezine alabilirim. A eksi B parantezine alırsak X eksi Y oldu arkadaşlar. Burayı da 9 parantezine alırsak yine A eksi B oldu. Bizden X eksi Y değerini istediği için A eksi B'ler sadeleştiği zaman zaten direkt bize X eksi Y'nin 9 olduğunu vermiş olacak. Ve istenilen cevaba ulaşmış olacağız. Yani bu tarz sorularda ya taraf tarafa toplama ya da taraf tarafa çıkartma yapacaksınız. Unutmayın. Geldim 15. soruya. Bir çikolata firması üretmiş olduğu bir çikolata çeşidini iş yerlerine 20'li ve 30'lu olarak paketlenmiş kutular haline satmaktadır. Kutu türü ya 20'lilerden, 20'lilerin kutu fiyatı 32 lira, 30'luların kutu fiyatı da 45 liraymış. Bu işletme sahibinin bu çikolata firmasından satın aldığı 20'li kutuların sayısı 30'lu kutuların sayısının %25'idir diyor. Hemen burada bir yüzde ifadesi verdiyse 30'lu kutuların %25'i dediğine göre ben 30'lu kutulara 100x tane olsun dedim. O zaman 30'lu kutuların sayısı 100x tane ise 30'luların %25'i bana 20'li kutuların sayısını veriyormuş. Demek ki 20'li kutuların sayısı 100x'in %25'i olan 25x tane olacak. Bunu bulduk. Hemen diyorum ki 20'li kutulardan kaç tane varmış? 25x tane varmış. 30'lu kutulardan da 100x tane varmış. Şimdi bu işletme sahibi çikolataları toplamda 1272 lira ödediğine göre kaç adet çikolata satın almıştır diyor. Şimdi arkadaşlar bakalım bir buraya. 25x tane kutu türü 25x tane almışım bunlardan. Demek ki ben 25x ile bir kutunun fiyatı olan 32'yi çarparsam toplamda ne kadar para verdiğini bulmuş oluyorum.
Aynı zamanda artı dedim. Geldim aynı şeyi burada da yapıyorum. 100x tane kutu buradan almışım. Kutu başı fiyatı da 45 liraymış. Ve bunların hepsinin toplamında 1272 lira almışım arkadaşlar. E şimdi bu iki ifadeyi çarparsak zaten kaç yapıyor? 800 yapıyor. 800x artı buradan kaç yapıyor? 4500x eşittir 1272 yapıyor arkadaşlar. Burayı da toparlarsak kaç yapacak? 5300x eşittir 1272 olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi burada ne yapalım? Her tarafı 53'e bölelim mi? 1272'ye 53'e bölersek 24 oluyor. O zaman her tarafı 53'e böldüğümü düşünüyorum. Sadeleştiriyorum. Burada ne kaldı? 100x eşittir 24 kalmış oldu. Şimdi 100x 24 ise bir de bize 25x lazımdı. 100x 24 ise 25x. Buradaki ifadenin 4'te 1'i. O zaman 4'e bölersem 6 tane olacak. Şimdi o zaman 25x'lere kaç tane dedim? 6 tane dedim. 100x'lere de 24 tane dedim. Bunu bulduktan sonra bizden neyi istiyormuş bakalım. Toplamda kaç adet çikolata alındığını istiyor. Şimdi biz burada kutu adetlerini bulduk. Şaşırtmalı olmasın. Bunlar bizim kutu adetlerimiz. Ben 6 tane kutu aldım. Fakat bu kutuların her birinin içerisinde 20 tane çikolata var. O zaman 6 kutunun her birinin içerisinde 20 çikolata varsa demek ki ben totalde şuraya yazıyorum. 6 çarpı 20 yani 120 tane çikolata buradan almışım. Aynı şekilde devam ediyorum. Buradaki kutularımın sayısı 30'lu. Yani bir kutunun içerisinde 30 tane çikolata var. 30 tane çikolata varsa benim elimde 24 tane kutu varsa demek ki ben 24 çarpı 30'dan aynen 24 çarpı 30'dan kaç tane bulmuş oluyorum? 720 tane de çikolata burada bulmuş oluyorum. Totallerinde 840 adet çikolata bulunmuş oluyor. Geçiyorum 16. soruya. Evet, Aynur ve Semih'in de aralarında bulunduğu 4 kız ve 3 erkekten oluşan elimizde 4 kız, 3 tane de erkek varmış. 7 kişilik bir gruptan 3 kişilik bir ekip seçilmek isteniyormuş. O zaman bizim ekiplerimiz 3 kişiden oluşacak, unutmayalım. Şimdi Aynur bu ekibe seçilirse Semih'in de ekipte olmaması gerekiyor. Yani diyor ki ben bu 3 kişilik ekibin içerisine Aynur'u seçersem ne olması gerekiyormuş? Semih'in olmaması gerekiyormuş. O zaman Semih olmayacak. Ya da demiş Semih'i seçersek yani bu ekibin içerisinde Semih olursa bir tane kız olması gerekiyormuş. Semih'i seçtiğin zaman da bir kız olacak. Bir kız olacaksa demek ki bir tane de erkek seçeceksin diyor. Şimdi aynı zamanda tabii ki Ayşe'yi seçemiyoruz buraya. Oraya dikkat edelim. Semih'in olduğu durumlarda Ayşe olmuyor çünkü. Şimdi buna göre Aynur diyelim ki iki tane durumumuz var. Eğer ki ben Aynur'u bu ekibe seçersem, Aynur'u seçtiğim zaman zaten bir kızım gitmiş oluyor. Elimde 3 kız kaldı. Şu an elimde 3 kız, 3 tane de erkek var. Şimdi 2 kişi daha seçeceğim. 2 kişilik daha boşluğum var. Fakat Semih'i seçemiyorum. Semih'i seçemediğim için erkek sayım otomatikman 2 tane erkeğe düşmüş oluyor. O zaman benim elimde 3 kız, 2 erkek olmak üzere totalde 5 kişi bulunmuş oluyor. Ben bu 5 kişi içerisinde 2 kişilik boşluğum var. 2 kişiyi seçebiliyorum. Yani 5'in ikilisinden 10 kişi seçebiliyorum arkadaşlar. Seçim yapıyorum, o yüzden kombinasyon yapıyorum. Geldim buraya. Semih'i seçtiğimi varsayarsam eğer ki yine elimde 2 kişilik boşluk kalıyor. Ama bu seçtiğim kişilerden birinin kız birinin erkek olmasını istiyor. O zaman şöyle yapalım. Semih'i seçtik. Toplamda hala elimizde 4 kız. Semih'i birini seçtiğimiz için 2 tane de erkek var. Biri Semih çünkü. Şimdi diyor ki Aynur'u seçemeyeceğim ben bu 4 kız içerisinden. Çünkü Aynur'u seçtiğim durumu az önce yazmıştım. O zaman elimde 3 tane kız 2 tane de erkek varmış gibi düşünüyorum. Peki bir kız bir erkek seçeceksem eğer ki 3 tane kız içerisinden bir tane kız yani 3'ün birli kombinasyonu çarpı diyorum çünkü aynı durumun içerisindeyiz arkadaşlar. Hala seçme işlemimiz bitmedi. O yüzden çarpı dedim. Elimde kalan 2 erkekten de bir tanesini seçmem gerekiyor. Yani 2'nin birlisi diyorum. Ve buradan da 3'ün birlisi 3, 2'nin birlisi de 2 olduğu için 3 çarpı 2'den 6 tane durumum gelmiş oluyor. Ya böyle ya da böyle dediğim için 2 farklı durum gelmiş oluyor. O zaman bu iki durumun toplamından 10 artı 6'dan 16 bulmuş oluyoruz. Geçiyorum 17. soruya. Tansiyon hastası olan Ayşe Hanım tansiyon ilacını her 18 saatte bir içiyormuş. Tamam, 18 saatte bir içiliyor bu ilaç.
Şimdi ilk defa bu ilacı salı sabahı 9.20'de içen Ayşe Hanım ilacını dördüncü kez aldığında gün ve saat hangisi olurdu? Şimdi arkadaşlar bu soruları direkt şöyle düşünelim. Ben ilk defa almışım, yani birinci ilacımı almışım. Artık birinci ilacı hiç göz önüne almıyoruz. Birinci ilacı almışım ve benim dördüncü ilacı almamı istiyor. O zaman şöyle düşünsek. Dört ilaç alacağım, zaten birini aldım. O zaman ben üç ilaçlık zamana bakmam gerekiyor. Üç ilaçlık zamana bakacaksam ve ben her bir ilacı 18 saatte içiyorsam 18 çarpı 3'ten kaç yapmış oluyor? Demek ki benim toplamda 54 saatlik bir zamana ihtiyacım var. 54 saate ihtiyacımız varsa gün bazlı ilerleyeceğimiz için 54'ü bir gün 24 saat olduğu için 24'e bölelim bakalım. Kaç defa var? 2 defa var. 48 kaç geliyor buradan? 6. Bu şu demek oluyor. 54 saat dediğimiz ifade 24'e bölündüğü zaman demek ki bize 2 gün ve 6 saat geçmesi gerekiyor ki 4. ilacını alabileceğiz zamanı bulalım. O zaman biz bir 2 gün geçireceğiz, bir de üstüne 6 saat ilave edeceğiz. İlacını salı günü salı sabahı alıyor. Saat 9.20'de alıyor. Şimdi 4. ilaç için 2 gün geçiriyorum. Salının üzerine çarşamba, perşembe. 2 gün geçirdim. Bir de 6 saat daha geçireceğim. Yani 9.20'ye 6 saat daha ilave ettiğim zaman perşembe günündeyim şu an. Perşembe gününün saatini bulmuş olacağım arkadaşlar. Kaç yapıyor da? 15.20 yapmış oluyor. Yani biz 4. ilacımızı perşembe günü saat 15.20'de içiyoruz diyebiliyoruz. Geçtim 18'e. AC, BA ve CB iki basamaklı çift doğal sayılardır demiş. Tamam. Bize x eşittir AC artı BA artı CB vermiş. Buna göre x sayısı 3 ile tam bölünür, 4 ile tam bölünür, 11 ile tam bölünür. Bunlardan hangileri daima doğrudur diyor. Şimdi burada şöyle düşünelim mi bir? Şu x sayısını bir düzenleyelim arkadaşlar. X'i açabiliriz çünkü. Biliyoruz ki bu x eşittir sayısı, buradaki ifadeyi biz 10a artı b diye açtık. Artı, buradaki, çünkü bunlar iki basamaklı sayılar olduğu için, ba'yı 10b artı a diye açtık. cb'yi de 10c artı b diye açtık. Bunların hepsini toplarsak bizim x sayımız 10a, a daha 11a. B sayımız 10b, bir de buradan b geldi. CB sayısında 10B, B daha, pardon arkadaşlar burası 10A artı C, ilk yazdığım şey. 10B artı B'den 11B geldi. Aynı şekilde C'de 10C artı C'den 11C geldi. O yüzden ben bunların hepsini 11 parantezinde, 11 parantezinde A artı B artı C şeklinde düzenliyorum. Demek ki bizim iki sayımız 11 çarpı A artı B artı C şeklindeymiş. Şimdi ifadelerden hangisine tam bölünür dediği zaman ve daimasını istediği için şunu düşüneceğiz. Şimdi ilk sayımız, tekrar yazıyorum şuraya, 11 çarpı a artı b artı c şeklindeyse zaten içerisinde 11 çarpan olduğu için 11 ile kesinlikle tam olarak bölünmek zorunda. Bu zaten cepte. Şimdi 3 ve 4 ile tam bölünüp bölünemediğine bakacak olursak eğer ki, örnek veriyorum, rakamları sıfırdan farklı dememiş, sadece çift demiş. O yüzden a'ya, b'ye, c'ye hepsine çift sayılar vermek zorunda. Diyorum ki ben a'ya 2, b'ye 4, c'ye de 8 versem. Tamam. Kaç oldu burası? 11 çarpı 8, 12, 14. Şimdi bu sayının 3'te tam bölünebilmesi için içerisinde 3 çarpanı bulunması lazım. Ne 11'de ne de 14'te 3 çarpanı yok. Bu olmaz mesela. Daima dediği için. Şimdi 4 ile bölünebilmesine bakacağım. 4 ile bölünebilmesinin içinde aynı şeyi verdiğim zaman 14 içerisinde 4 çarpanı yok. 11'in içerisinde de 4 çarpanı yok. Ya da 2 tane 2 çarpanı da gelmiyor. Demek ki 4 ile de tam bölünüp bölünemediğini bilmiyorum. Ben A, B, C'ye farklı farklı değerler verebilirim sonuçta çift olacak şekilde. Birinci ve ikincisi daimayı sağlamıyor ama üçüncüsü kesinlikle içerisinde 11 çarpanı olduğu için 11 ile kesinlikle tam bölünebilmeyi sağlıyor arkadaşlar. Geçtim 19'a. Kemallerin mahallesine yeni açılan fırında üretilecek ekmeklerin günlere göre dağılımı şu şekildedir demiş. Bu fırında 4 günlük ekmek hangi gün üretilmeye başlanırsa çıkarılacak ekmek sayısı en çok olur diyor. Şimdi yani bildiğimiz direkt toplama işlemi istiyor. Kar hangi gün çıkarılırsa ard arda gelecek 4 günlük ekmek sayısının en fazla olabileceğini soruyor. Şimdi pazartesi başlamış olsam pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, bu 4 günü baz almam lazım. O zaman toparlayalım. 90, 150, 230... 310 yaptı. Pazartesi günü başlarsak 310 ekmek üreteceğiz. B şıkkına geçtim. Çarşamba başlarsak 80 daha 160, 60 daha 220, hop başa döndüm. 70 daha 290.
Geçtim Perşembe'ye. Perşembe başlıyorum. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Bu şekilde ilerliyoruz. 80, 60 daha. 140. Döndüm başa. 210. 100 daha. 310. Devam. Cumartesiye bakıyorum. Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı'yı alacağım yani. 70, 170, 260, 320 yaptı. Şu ana kadar en fazlası Cumartesi oldu. Geldim Pazara. Pazardan başlıyorum. 100, 190, 250, 330 yapmış oluyor. Bu durumda da en fazla pazar günü üretildiği için 330'la pazar günü başlanırsa en fazla ekmek üretilmiş oluyor diyeceğiz arkadaşlar. Geçtim 20. soruya. Şimdi bize bir şekil vermiş. Şekli inceleyelim bir. 1 var, 2 yok. 3, 5, 7, 9. Bu şekilde gidiyor. Burası 6, 10, 14 diye gidiyor. Burası 4, 8 diye gidiyor. 11, 15. Şöyle bir kural var. Şu an fark ettim. 1, 5. Burada 4 fazlası. 4 fazlası, 4 fazlası, 4 fazlası, 4 fazlası. Her sütunda kural hep 4 fazlası, 4 fazlası olacak şekilde ilerliyor. Şimdi bir kurala göre yazılmıştır diyor. Tamam. Hangisi yanlıştır diyor. 64 sayısı 4. sütundadır. Şimdi 4. sütuna bakalım. 4. sütun 4, 8, 12 diye gidecek büyük ihtimalle. Aynen 14'ten sonra nasıl gidiyor bakalım bir. Evet 2 eksi 2 eksi diye gidiyor. 6'nın 2 eksi 4, 10'un 2 eksi 8, 14'ün 2 eksi bundan sonraki 12 olacak büyük ihtimalle. Demek ki 4. sütun hep 4'ün katları şeklinde ilerlediği için 64 sayısı 4'ün bir katı olduğu için 4. sütunladır ifadesi doğru olmuş olacak. Geldim B'ye. 5. sütundaki sayılar bakıyorum şuraya. 11, 15, 19 diye gidiyor. N2'den büyük ve eşit olmak üzere 4N artı 3 kuralına göre yazılmıştır diyor. Hadi deneyelim bir. N yerine biz 2'den büyük eşit ilk sayı verdiğimiz zaman, mesela 2 verdiğimiz zaman 4 kere 2'den 8, 3 daha 11. Doğru var. 3 verirsek 4 kere 3'ten 12, 3 daha 15. Bu da var. Aynı şekilde 3 verirsek 4 kere 3'ten 4 verirsek 4 kere 4'ten 16, 3 daha 19. Demek ki burada verilen kural doğru olarak verilmiş. Sağlamasını yaparak doğruluğunu tespit ettik. Bu da doğru. 7. satır 1. sütundaki sayı asaldır demiş. Şimdi bakalım 7. satır 1. sütundaki sayı asal mı? 7. satır 1. sütun. Şimdi burası nasıl ilerliyor bakalım. 1, 5, 4, 9 diye 4 artı artı ilerliyor. O zaman 1. satır, 3. satır, 5. satır buysa 7. satırdaki sayı yine 9'un 4 fazlası olacak yani 13 olacak. 7. satır 1. sütundaki sayı 13 olacağı için 13 asal bir sayıdır. Bu da doğru. İkinci sütundaki tüm sayılar asaldır diyor. Şimdi ikinci sütundaki sayılara bir bakalım arkadaşlar. Nasıl sayılar? 3, 7 diye gidiyor. Hep zaten 4'er 4'er ilave ederek gidiyor. 3'e 4 ekledim, 7. 7'ye 4 ekledim, 11. 4 ekledim, 15. Baktım zaten burada ben kaçıncı satırda oluyor bu? 2, 4, 6, 8. satırda. 8. satırda bir kere ikinci sütunun 8. satırında 15 bulduğuma göre tüm sayıların asal olduğunu söyleyemem. Böyle bir şey söyleyemediğim için Denizli şıkkı doğru. Ne demiş? 88 sayısı 4. sütundadır. Zaten demiştik ki 4. sütundaki tüm sayılar 4'ün katı şeklinde ilerliyor. Demek ki Edirne seçeneği de doğru olmuş olacaktı. Geçiyorum 21. soruya. 4 arkadaş olan Ayça, Selin, Serkan ve Ali aralarında şöyle bir diyalog gerçekleştirmiş. Ali diyor ki arkadaşlarımın yaşları toplamı 50. Ayça erkek arkadaşlarımın yaşları arasındaki fark 5. Serkan da diyor ki kız arkadaşlarımın yaşları toplamı 30. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Ali ne diyor bize? Arkadaşlarımın toplamı 50. Şimdi Ali dışında geriye kim kaldı? Ayça, Selin ve Serkan. Demek ki bu üçünün yaşları toplamı 50'ymiş. Ayça diyor ki erkeklerin yaşları farkı 5. Şimdi erkeklerin yaşları 5 yani Serkan'la Ali'nin yaşları farkı 5 ama hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilmediğim için mutlak değer içerisinde yazıyorum. Serkan eksi Ali'nin mutlak değeri 5 olacak. Ali mi Serkan'la büyük, Serkan mı Ali'den büyük bilmiyoruz çünkü. Devam ediyorum aynı şekilde. Kız arkadaşlarımın yaşları toplamı 30'dur diyor Serkan. Serkan'ın kız arkadaşları Ayça ve Selin olacağı için. Demek ki Ayça'yla yazamıyorum. Ayça ve Selin'in yaşları toplamı neymiş? 30'muş. Şimdi Ayça ve Selin'in yaşları toplamı 30'sa hemen burada ben Ayça ve Selin dediğim ifadenin 30 olduğunu buluyorsam Serkan'a ne kalmış oluyor arkadaşlar? 20. Ben Serkan'ın
20 yaşında olduğunu biliyorsam. Şuradaki ifadeye göre istiyorsanız mutlak değerden çalın. Buradaki ifade ne diyor bize? Serkan eksi Ali ya 5 yaşında ya da Serkan eksi Ali eksi 5 yaşında. Mutlak değerin kuralından ötürü. Ben Serkan'ın 20 yaşında olduğunu biliyorsam 20 eksi Ali 5 yaşındaysa A buradan yani Ali'miz 15 yaşında çıkıyor ki 15 şıklarda yok. Aynı şekilde bir de eksi 5 eşitleyelim. Serkan 20 yaşındaysa 20 eksi Ali eşittir eksi 5'ten. Ali buradan 25 yaşında çıkıyor. Yani ya da Ali 25 yaşında olacak arkadaşlar. Bursa cevabı doğru cevap. 22. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Ayşe, Burcu, Ceyda ve Derya ellerindeki 120 tane cevizi her biri en az bir tane alacak şekilde paylaştırmak isteniyormuş. Paylaşım aşağıdaki gibi yapılıyormuş. Her biri birbirinden farklı sayıda ceviz alıyor. Şimdi Ayşe'miz var, Burcu'muz var, Ceyda var, Derya var. Her biri en az bir tane alacak ve her biri farklı sayıda ceviz alacakmış. Tamam. Ayşe, Burcu, Ceyda 30'ar cevizden fazla alıyormuş. Tamam. En fazla cevizi de Burcu alıyormuş. Burcu en fazla kaç ceviz alabilir diyor. Şimdi en fazla cevizi Burcu alacaksa ben Burcu'nun maksimum sayıda ceviz alması istiyorsam A, C ve D'ye yani Ayşe, Ceyda ve Derya'ya minimum sayıda ceviz vermem lazım. Bu durumda da o zaman şöyle düşünebilirim. Ayşe, Ceyda ve Derya'ya en az sayıda ceviz vereceksem bunların her biri Ayşe ve Ceyda'nın 30'dan fazla cevizi varsa Ayşe'ye 31, Ceyda'ya da 32 tane ceviz düşsün diyorum. Şimdi Derya ile alakalı herhangi bir bilgi vermemiş. Elimde Derya ile alakalı olan tek bilgi en az bir tane ceviz alması gerekti. O zaman Derya'ya da minimum olacak şekilde bir tane ceviz alsın diyorum. Bu durumda otomatikman Burcu'ya en fazla ceviz kalmış oluyor. Sadece bu sorularda dikkat edeceğimiz şey en son bulduğumuz cevapta her birinin farklı sayıda ceviz aldığından emin olmamız lazım. Bakalım bir. 32, 32 daha 64 yaptı. Totalde 120 tane cevizimiz vardı. 64'ü çıkarttığımız zaman kaç tane cevizimiz kaldı? 56 tane cevizimiz kalmış oldu. 56 dediğimiz zaman da zaten her biri farklı ceviz almış oluyor ve her biri minimum birer tane ceviz aldığı için 56 tane ceviz alması gerekiyor Burcu'nun maksimum sayıda. Geçiyorum 23. soruya. Evet. 120 soruluk bir TYT sınavında sorular Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal olarak 4 test grubundaymış. Türkçe ve Matematik'te 40'ar soru, Fen ve Sosyal'de 20'şer soru varmış. Sınava giren her öğrenci bu sınavdan aldığı puan Türkçe ve Matematik için doğru cevap verilen her net demiş. Bakın arkadaşlar net demiş. Her net Türkçe ve matematik için 3.30 ama fen ve sosyal için yine net sayısı 3.40 olarak verilmiş. 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir demiş. Yani net üzerinden hesaplama yapacağız. Buna göre alınan puanla da 100 taban puan eklenecekmiş. Buna göre TYT puanı hesaplanıyormuş. Bize bu netleri alan bir öğrencinin alacağı TYT puanı soruluyor. Şimdi bir kere zaten Türkçe'de 40'da 40 yapmış. Net üzerinden hesapladığım için 40 tane net yapmış ve 40 netten de 3.30'la çarparak puanını alacak. Artı geçtim matematiğe. Şimdi matematikte 31 doğru 5, 4 yanlışı var. 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü için 30 tane neti varmış gibi düşünüyorum. Demek ki bu çocuğun 30 çarpı 3, 30 puan alması gerekiyor matematikten. Artı geçtim fene. Şimdi fende 2 yanlış yapmış. 4 yanlış bir doğruyu götürüyorsa 2 yanlış da yarım doğruyu götürüyor. O zaman yarım doğruyu götürürse 15 doğru artık 14.5 net olarak düşünüyorum. Demek ki bu çocuk 14.5 net alıyor. Bunu da fende 3.40 ile çarpacağımız için puanını 3.40 ile çarparak buluyorum. Artı dedim. En son geldim sosyale. Sosyal içinde 16 doğru 2 yanlış yapmış. Boşlara hiç bakmıyorum arkadaşlar. Boşlar neti etkilemediği için. 2 yanlış yaptıysa yine yarım netini götürmüştür. Yarım netini götürüyorsa yine 15.5 doğru neti var. Demek ki bu sosyal netini bulabilmek için de 15.5 diyeceğim. Buradan alacağı puan da 3.40 ile çarparak bulunuyormuş. Şimdi bakalım buraya arkadaşlar. Kaç geliyor buradan? Direkt çarpmadan önce şurayı 3.30 parantezine aldığımı düşünürsek 40 artı 30'dan kaç gelecek? 70 çarpı 3.30 artı buradan kaç gelecek? Yine 3.40 parantezine aldığımı düşünürsek burayı 14.5 15.5 daha kaç yapıyor? 30. Demek ki burası da 30 çarpı 3.40 gelmiş olacak. O zaman hemen hesaplayalım puanlarımızı. 70 çarpı 3.30'u şöyle yapalım. 330 bölü 100 dedim. Daha rahat hesaplayabilmek için. Burayı da 30 çarpı 340 bölü 100 dedim.
Sıfırları sadeleştiriyorum gençler. Kaç geliyor burası? 7 kere 3'ten 21. 2 eldemiz var. 231 geldi. Artı geldim buraya. Buradan kaç geliyor? 34 ile 3'ü çarptığım zaman 12, 9, 102 gelmiş oldu. Bunların hepsinin toplamı kaç olmuş olacak? 333 olmuş oluyor arkadaşlar. Fakat bu aldığı netlerden gelen puanlar sorunun başında bir de bize diyordu ki, şöyle göstereyim. Sorunun başında bir de alınan puana 100 taban puan eklenecek diyordu. O yüzden 333 artı 100'den 433 puan almış olacak. Devam ediyorum. Evet, 24. sorumuz. Kurban Bayramı dolayısıyla Hasan Bey besiye aldı. 60 koyununu satmak için bayramdan 20 gün önce pazara getirerek koyunlarına bir barınak buluyor ve 20 günlük yiyecek ihtiyaçlarını hazırlıyor. Hasan Bey bu sırada Kurban Bayramı'nın 4. gün olduğunu hesaba katmadığı için koyunlarını son güne kadar satmazsa aç kalabileceğini düşünmemiştir. Hasan Bey koyunlarından en az kaç tanesini ilk gün satarsa bayramın son gününe kadar diğer koyunlarını besleyebilir diyor. Şimdi o zaman şöyle düşüneceğim. Bu adam bayramı hiç hesaba katmıyor ama elinde 60 koyununa 20 günlük yetecek kadar yem var. O zaman şöyle düşünelim mi? Benim elimde ya da çobanımızın elinde, Hasan Bey'in elinde 60 çarpı 20'den 1200 birimlik besi var diyelim. Bu kadar yemi var diyelim. 1200 yemi var. Şimdi bu adam diyor ki ilk gün kaç tane koyununu satarsa 4 günlük bayramı da hesaba katarak yani 24 gün boyunca geriye kalan koyunların elinde yemleri yeter diyor. Şimdi buna göre örnek veriyorum, sırayla gideceğim arkadaşlar. Şimdi 4 koyun satmış olsaydı bakalım bir. 4 koyunum satılmış olsaydı. Elimizde toplamda 60 koyun yok mu? 4 koyunu satmış olsaydım ben ne olmuş olacaktı? Elimde 56 tane koyun kaldı. Şimdi bu 56 koyunu kaç gün yetmesini istiyorum ben? 24 gün yetmesini istiyorum. 24 ile 56'yı çarparsak bunun sonucunda bizim için 1344 birimlik yemimizin olması gerekiyor. Yani bizim için 4 koyun satmamız yeterli gelmiyor. O yüzden 8'i deniyorum direkt. 60 koyunumuz var. 8 tane koyunu satarsak eğer ki elimizde kaç koyun kalmış oluyor? Arkadaşlar direkt bunu denkleme dökerek de çözebiliriz. Şıklardan da gidebiliriz. 8 koyunumuzu satarsak kaç koyun oluyor? 52 tane koyun oluyor. 52 koyuna 20 ile 24 gün yetecek yem olsun istiyoruz. O zaman 52 çarpı 24'ten 1248 birimlik yem olması gerekiyor. Yine bu da yeterli gelmiyor. Çünkü bizim elimizdeki 1200 gramlık yem. O zaman 8 de olmadı. Geçtim ona. Daha fazla sayıda satmamız gerektiği için. 10 tane koyun satılmış olsa 50 koyunumuz vardı. 10 tanesi satıldı. 60 koyunumuz vardı. 10 tanesi satıldı. 50 koyun var. 50 koyuna 24 gün yetecek yem çarptığımız zaman 1200 tane yem olması ya da 1200 birimlik yem olması bizi kurtarıyor. Çünkü elimizde o kadarlık yem vardı. O zaman direkt ikisinin çarpımından 10 tane kurbanın satılması bizim için yeterli olmuş oluyormuş arkadaşlar. Yine de şunu da yapabilirdiniz. 60 eksi x çarpı 24 eşittir 1200 derdiniz. Yine aynı cevabı bulurdunuz. Ben şıklardan göstermek amacıyla yaptım. Devam ediyorum. 25. sorudayız. Şimdi AB 50'ymiş. Şurası 50 kilometreymiş. BD şurası. Burası ne kadarmış? 60'mış. Tamam. A noktasında bulunan hızları V1, V2, V3 olan 3 araba eşkenar dörtgen üzerindeki 3 farklı yoldan şehrin diğer ucundaki C noktasına doğru hareket ederek bu noktaya ulaşıyorlarmış. Buna göre hızları hakkında bir bilgi istiyor bizden. Şimdi şöyle düşünsek arkadaşlar, bu bir eşkenar dörtgense, burası 50 km ise tabii ki burası da 50 km yapmak zorunda. Peki eşkenar dörtgenle ilgili şunu biliyoruz biz. Burası 60 ise eğer ki BD'nin tamamını 60 olduğunu vermiş. O zaman buralar 30-30 olmak zorunda. Burası dik kesişeceği için 30-50 ise buradaki A'dan kaç diyelim buraya? F diyelim. A'dan F noktasına kadar da 30-40-50 yani 3-4-5 üçgeni sağlayacak şekilde şuradaki uzaklığı da 40 km olduğunu bulmuş oluyoruz. Şimdi burası 40 km oluyor. Aynı şekilde bu uzunlukla bu uzunluk birbirlerine eşit olacağı için 40 ise burası da 40 km olmak zorunda. Yani biz AC'nin uzunluğunu 80 km olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu bulduysak eğer ki artık şuna geçebiliriz.
Bunların hepsi aynı anda bu noktaya ulaşıyorlarsa, şimdi aynı anda sorularında bunların nesi eşit olmuş oluyorlar? T'lere eşit olmuş oluyor. Bizim normaldeki hızdaki formülümüz x eşittir v çarpı t formülü, hepimiz biliyoruz. Burada bunların t'lere eşitmiş. T'lere eşitse, t dediğimiz yani zaman dediğimiz ifade yolun hıza bölünmesiyle ulaşacaksa eğer ki, bunların her birinin aldığı yolları hızlarına oranlarsam birbirlerine eşit olmak zorunda aynı zamanda geldikleri için. O zaman başlıyorum. V1 için başlıyorum. V1 hızıyla gelen mavi araç toplamda A'dan D'ye, D'den de C'ye olmak üzere totalde ne kadar yol geliyor? 50-50'den 100 km yol geliyor. Peki hızı ne? V1 hızı. O zaman bu bunun aldığı zaman eşit olmalı V2'ninkine. V2'ninkine hesaplıyorum. V2 totalde 40-40 daha 80 km yol gelmiş oluyor. Toplamdaki kendi hızı ne kadar? V2 hızla gelmiş oluyor. Aynı şeyi V3 için yapıyorum. V3'ün aldığı toplam yol 50. 50 de burada. Kaç olmuş oluyor? 100 km yolu. V3 hızla almış oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu bulduktan sonra bunların hepsi birbirine eşit olacağı için direkt bunları oranlayabiliriz. Bunların hepsi birbirine eşit olacaksa şöyle diyelim mi? V1'e ben 10K dedim. V2'ye 8K dedim. V3'e de yine 10K dedim. Farkındaysanız o 100 bölü 10K'dan kaç geldi? 10 bölü K. Burada da 10 bölü K geldi. Burada da 10 bölü K geldi. O zaman ben bunları birbirine V1, V2, V3'ü K cinsinden bulduysam değerlerini benden ne istiyormuş? V1 ile V2'nin toplamının, yani V1 artı V2'nin V1 artı V3'ün kaç katı olduğunu soruyor bize. V1 artı V2'ye bakalım. Şu ikisinin toplamı 10 artı 8'den 18 K bölü. V1 artı V3 kaç geliyor? 10 artı 10'dan 20 K gelmiş oluyor. Benden bunların oranı isteniyorsa K'lar zaten sadeleşti. Bunları birbirlerine oranlarsak 2'ye böldüğüm zaman 9 bölü 10 gelmiş olacak. Yani diğerinin 9 bölü 10 katıdır diyebiliyorum arkadaşlar. Evet, sırada 26. sorumuz var. 26. soruya bakarsak, bir spor mağazasında prim artı maaş alan çalışanlar aylık satılan 20'nin üzerindeki her ayakkabı için ayakkabı fiyatı üzerinden %10 prim alıyormuş. Yukarıdaki tabloda Sarp'ın bir ayda sattığı ayakkabı sayısı verilmiş. Sarp her ayakkabıdan eşit sayıda satış yaptıktan sonra kalan ayakkabılardan kaç lira prim elde etmiştir diyor. Şimdi her birine eşit sayıda ayakkabı satacaksa şöyle bakalım bir. 20'nin üzerinde de her ayakkabı için prim alıyor ya, o zaman 20'nin üzerinde olması lazım. Şöyle yapalım bir. Her birinden, birinden 8, birinden 10, birinden 5, birinden 6 tane sattıysa ve toplamda 20'nin üzerine ben prim alacaksam şöyle düşünüyorum. Her birinden 5'er tane satmış olsam 5, 10, 15, 20. 20 ayakkabıyı sağladım. O zaman her birinden 5'in üzerine sattığım her bir ayakkabı için prim alacakmışım. Şimdi bunu bulduk. Tekrar söylüyorum bunu. 20'nin üzerindeki ayakkabılar için prim alacağımdan dolayı ve her birinden eşit sayıda satış yapacaksam her birinden 5'er tane satış yapsın. Bunun üzerinde kalan satışlar için prim alsın diyorum. O zaman A ayakkabısı için normalde 8 tane satmış. 5 tanesini normal primsiz alıyor. Demek ki A ayakkabısı için 3 tanesinden prim alacak. B ayakkabısı için 10 tane satmış. 5'ini ilk 20'nin içerisinde satmış. Demek ki burada 5 ayakkabı için prim alıyor. Burada prim almıyor C ayakkabısı için. Çünkü 5 satmış. 5 tanesini zaten ilk durumda saymıştık. D ayakkabısı için de 6 tane satmış. 5'ini hiç ilk 20'nin içerisinde aldığım için burada fazladan 1 ayakkabı için prim alacak. Peki bundan sonra diyoruz ki A ayakkabısı için her bir ayakkabıdan %10 prim alıyorsa A ayakkabısı için alacağı prim 100'ün %10'undan kaç almış olacak? 10 TL prim almış olacak. B ayakkabısı için B ayakkabısı 120 lira. 120'nin %10'undan 12 lira prim almış oluyor. C ayakkabısından zaten prim almıyor. En son D ayakkabısına geliyorum. D ayakkabısında da 400'ün %10'undan 40 lira prim yapmış oluyor. Peki A'dan prim alacağı 3 tane ayakkabı varsa 10 çarpı 3'ten 30 TL A'dan aldı. B'den 5 tane ayakkabı için alacak. 12 çarpı 5'ten 60 lira aldı. D'den 1 ayakkabı için bunu yapıyor. 1 ayakkabı için fazla prim alacak çünkü. Buradan da 40 TL almış oluyor. O zaman totalinde 60, 100, 130 lira prim elde etmiş oluyor arkadaşlar. Devam ediyorum.
27. sorudayım. Bize fonksiyon grafikleri verilmiş ve bize fonksiyon değerleriyle ilgili bilgiler isteniyor. Şimdi bakalım ve inceleyelim. F fonksiyonu görüyoruz ki büyük ihtimalle mutlak değerli bir fonksiyon. Çünkü doğrusal bir fonksiyon şu noktadan sonra kırılmaya uğramış. Büyük ihtimalle böyle aşağıya doğru ilerliyormuş. Kırılmaya uğramış, simetrini almışız. Tekrardan yine doğrusal bir fonksiyon şekilde yukarıya doğru dönmüş. G fonksiyonuna baktığımız zaman da şu şekilde parabolik eğri şeklinde bir fonksiyonmuş. Şimdi bizden istediği ifadeyi bir açalım. Arada toplama, çıkartma, çarpma varsa biliyoruz ki ben bunları ayrı ayrı düzenleyebilirim. Yani burası aslında f2 eksi g2 bölü f2 çarpı g, pardon, f eksi 2 çarpı g eksi 2 şeklinde ifadelerin değerini istiyormuş bizden. Şimdi arkadaşlar f2'ye bakalım bir. F2'nin bize 4 olduğunu zaten vermiş. F2'miz 4. Eksi g2 lazım bize. Şimdi g2'yi bulamıyoruz ama farkındaysanız bize g eksi 2'nin eksi 6 olduğunu vermiş. Şimdi g eksi 2 eksi 6 ise şuraya ben, burası düzgün, orijine göre simetrik çünkü farkındaysak. Orijine göre simetrik olduğu için ben buradaki eksi c değerini eksi 2'ymiş gibi düşünsem karşılığının eksi 6'ya gittiğini görüyorum. Burası orijine göre simetrik olduğu için eksi 2 de eksi 6'ya gidiyorsa o zaman a değerimiz 2 olduğunu varsayarsak 2'de de 6'ya gidecek simetriklikten dolayı. O zaman eksi 2 eksi 6, 2'ye 6 ise demek ki biz g fonksiyonunda 2, yani g2 dediğimiz değerin 6 olduğunu görüyoruz. G2'ye 6 bulduk. Bölü. Geldik şimdi f eksi 2'ye. Şimdi f eksi 2'de farkındaysak yine f fonksiyonda, yani şu fonksiyonda şurada kırılma yaşadığı için a'ya b, a değerinde b'ye gidiyor. Aynı şekilde eksi a'da da b'ye gidiyor. Biz f2'nin 4 olduğunu biliyoruz. Yani burayı 2, burayı 4 olarak düşünürsek bu doğrusal bir fonksiyon. Şimdi doğrusal bir fonksiyon yine aynı şekilde simetrik olduğu için şu an y eksenine göre simetrikler. 2'de 4 değerini alıyorsa doğrusal bir fonksiyon olduğundan dolayı eksi 2'de de yine aynı şekilde 4 değerini almak zorunda. Yani f eksi 2'nin de 4 olduğunu bulmuş oluyoruz. F eksi 2'yi 4 bulduk. Çarpı g eksi 2 diyor. G eksi 2'yi bize eksi 6 vermişti. Şimdi düzenlersek burayı 4 eksi 6'dan eksi 2 bölü 4 çarpı eksi 6'dan eksi 24 oldu. Sadeleştirirsek 1 bölü 12 bulacağız oranlarını arkadaşlar. Yani her ikisinde de simetrikliği kullandık. Burada orijine göre simetrik olduğu için eksi 2 de eksi 6 değerini alıyorsa 2 de 6 değerini alır dedim. Burada da yine aynı şekilde y'ye göre simetrik olduğu için ve doğrusal bir fonksiyon olduğu için 2'ye 4 değerini alıyorsa eksi 2 de 4 değerini alır dedim. Evet, neredeyiz bakalım. 28. sorudayız arkadaşlar. Şekildeki fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Hangisi yanlıştır diyor. Şimdi f eksi 6 f 5 eşittir demiş. Şu grafiği incelersek zaten eksi 6'nın ve 5'in bu fonksiyonun kökleri olduğunu bildiğimiz için f eksi 6 da f 5 de fonksiyonun değerini 0 yapar kökleri olduğu için yani ilk ifademiz doğru olmuş olacak. Bu doğru. Geldim b'ye. F eksi 8 eksi 7'den büyüktür demiş. Şimdi burayı uzattığımızı düşünelim. Eksi 8 burada. Eksi 8'in görüntüsü burada. Eksi 7'nin görüntüsü burada. Şimdi 1'in görüntüsü burada, 1'in görüntüsü burada. Eksi 8'in görüntüsü daha aşağıda olacağı için F eksi 8 küçük olmalı F eksi 7'den. Yani bu ifadenin yanlış olduğunu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Çünkü farkındaysak burada soldan sağa doğru gittikçe artan bir fonksiyon. O yüzden F eksi 8 yani soldaki değerin daha küçük olması gerekiyordu. Bu ifade yanlış. Bakalım devam edelim. F 6 sıfırdan büyüktür demiş. Bu fonksiyonun böyle sonsuza kadar gittiğini düşünürsek X yerine 6 değerini verdiğimiz zaman görüntüsünün burada yani pozitif bir değer olduğunu görüyoruz. F 1 negatiftir demiş. Arkadaşlar sıfırdan sonra 1'in şurada bir yerde olduğunu düşünürsek F1'in değerinin grafiğe negatif tarafta çarptığını yani negatif tarafa gittiğini görüyoruz. Bu da doğru. F4 F8'den küçüktür demiş. Şimdi F4 burada 5'in solunda. 5'in solunda F4'ün negatif bir değer. F8'in de pozitif bir değer olduğunu görüyoruz. O yüzden bu küçüktür. Bu da doğrudur. Sağlamayan yanlış olan şık Bursa şıkkı oluyor. Geldik 29. soruya. Son iki sorumuz arkadaşlar. Şekildeki O merkezli çemberin içine ve dışına ok yönünde 2'den başlayarak ardışık çift sayılar yazılmış. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 bla bla şeklinde ilerliyor. Buna göre çemberin içindeki sayıların toplamı dışındaki sayıların toplamından 28 fazla olduğuna göre A artı B kaçtır demiş. Şimdi bakıyorum buraya. Bizim sayılarımız 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde ilerliyor.
Çemberin içindeki sayılar dışındaki sayıların toplamından 28 fazla ise şuna bakar mıyız? Her seferinde yani turun şuradan başladığını düşünürsek 2 ve 4 yani burada bir 2 fazlalık var. İçindeki sayılar dışındaki sayılardan 2 fazla. 6'ya 8 yine burada bir 2 fazlalık var. Yani içindeki sayılar dışındaki sayılardan 2 fazla. O zaman her seferinde yani bunun her birini ben bir tur kabul edersem her seferinde içindeki sayılar dışındaki sayılardan 2 fazla olmuş olacak. Peki ben bunu 28 fazlalık bulabilmem için her birinde 2 tane 2 fazlalık geliyorsa kaç defa 2 fazlalık gelmesi lazım ki totalinin 28 fazla olabilmesi için? Buradan x'in 14 olduğunu bulmuş oldum. Bu bulduğumuz 14, 14 defa böyle 2 gelmesi gerekiyor anlamına geliyor. Şimdi böyle 14 defa 2 fazlalık gelecekse şuna bakıyorum hemen. Son sayıyı bulmak amaçlı. İlkinde 4'tü, ikincisinde 8'di, üçüncüsünde 12'ydi. Yani her bir turda 4'ün katları şeklinde gidiyor. Birinci turda 4'ün bir katı, ikinci turda 4'ün iki katı. Yani 4, 8, 12, 16 şeklinde gidiyor. O zaman ben burayı 14 tur olacak şekilde düşünürsem en son şu içeride kalan A sayısı 4'ün 14 katı olmalı. Çünkü 14 defa bu şekilde ben tur yapmış oluyorum. 14. Şekli almış oluyorum. O zaman 4 çarpı 14'ten buradaki sayımız ne olmuş oluyor arkadaşlar? 56 olmuş oluyor. En son içerideki sayı 56 ise yani şöyle baz aldığımız zaman en sondaki sayı 56 ise bunun bir önceki sayısı 54 olacak. Yani buradaki B sayısı da 54 olmalı. En son 54'e 56 deyip bu çember üzerindeki sıralamayı bitirmiş oluyoruz. Buna göre A'yı da B'yi de bulmuş olduk. A dediğimiz sayı 56. B'miz de 54 geldi. Totalinden 110 bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Pardon, 110 bulduk. Hata olmasın burada. Evet, anlaşıldıysa son sorumuza geçiyorum. 30. sorudayım. A torbasındaki 4 üzeri x adet bilye 8 kişiye eşit olarak paylaştırılıyor. B torbasındaki 8 üzeri y adet özdeş bilye başka 4 kişiye eşit olarak paylaştırıldığında her birinde eşit sayıda bilye oluyor. Yani paylaştırıldığı zaman her birine eşit sayıda bilye düştüğünü söylüyor. Arkadaşlar bunun için her birine kaçar tane bilye düştüğünü bulabilmek için içim şunu yapıyorum. Elimde toplamda 4 üzeri x tane bilye var. Ben bunu 8 kişiye bölüyorum. Bunun totalinde kaç tane bilye geliyor ona bakalım hadi. 2'nin kuvveti şeklinde yazarsam her birine burası 2 üzeri 2x bölü burası da 2 üzeri 3. Tabanları aynı olduğu zaman bölme durumunda üstleri çıkartıyorum bildiğiniz gibi. Üstleri çıkartırsak burası ne oldu? 2 üzeri 2x eksi 3. Geldim B torbasına. B torbasında 8 üzeri y tane bilye var. Ben bunu 4 kişiye paylaştırıyorsam her birine 8 üzeri y bölü 4 tane bilye düşecek. Burayı hesaplarsak yine 2'nin kuvveti şeklinde yazalım. Burası 2'nin 3. kuvveti yani 2 üzeri 3 y bölü 2 üzeri 2. Yine bölme durumunda üstleri çıkartmamız gerekiyor. Üstleri çıkartırsak 2 üzeri 3 y eksi 2 olmuş oldu. Şimdi bunu bulduk. Bunu da bulduk. Bu ikisinin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Hadi eşitleyelim ikisini birbirine. 2 üzeri 2x eksi 3 ile 2 üzeri 3 y eksi 2 birbirine eşitmiş. İki tane üslü ifadenin tabanları birbirine eşitken üstlerin de birbirine eşit olması gerekiyor ki bu eşitlik sağlanabilsin. Yani 2x eksi 3 dediğimiz ifadenin ne olması lazım? 3 y eksi 2 eşit olması lazım. Attık bunu karşıya. 2x eksi 3 y eşittir. Eksi 3 karşıya attım 1 oldu. Şimdi bunu bulduk. Buradan daha fazlasında ileriye gitmemize gerek yok. Çünkü burada yine bize x ve y'li bir şey istiyor belli ki. Burayı düzenlersek arkadaşlar nasıl yapalım? 4'ün kuvveti şeklinde yazalım bu sefer de. İsterseniz yine 2'nin kuvveti şeklinde yazabilirsiniz ama 4'ün kuvveti şeklinde yazalım bu sefer de. Şimdi 16'yı ben nasıl yazabilirim? 4'ün karesi diye değil mi? O zaman 4'ün karesinin x eksi 1'inci kuvveti bölü. Burayı da yine 4'ün küpünün y'inci kuvveti diye açarsak. Düzenleyelim burayı. İki tane kuvvet yan yana geldiği zaman çarpılıyor bildiğiniz gibi. Demek ki burası ne olmuş oldu? 4 üzeri 2x eksi 2 bölü. Burası da 4 üzeri 3y olmuş oldu. Şimdi yine aynı durumla karşılaştık farkındaysanız. Tabanlar aynı. Bölme durumunda üstleri çıkartmam lazım. Demek ki burası 4 üzeri 2x eksi 2 eksi 3y olmuş oldu. 4 üzeri 2x eksi 3y eksi 2 diye bir ifade gelmiş oldu ki biz burada 2x eksi 3y'nin 1 olduğunu bulmuştuk. 2x eksi 3y ifadesi 1 ise üstümüz aslında 4 üzeri 1 eksi 2'den eksi 1 oldu. Yani bizim sonucumuz 4 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 4 olmak zorunda diyeceğiz arkadaşlar.
Evet, bu sayede üniversiteye doğru TYT 3 denemesini bitirmiş olduk arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.